Çekime giriyoruz. Ses sol. Evet. Şimdi burası bakan sinek kutbu. Daha önce pusulayla biz bunu ispatladık. Manyetik alan dışa doğru. Şimdi akımın yönü artıdan eksiye doğru. Baş parmak akım yönünü, dört parmak manyetik alan yönünü gösterirse avuç içinden çıkılan dikme bana doğru olan kuvvet, yani bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet etki eder bu tele. Şimdi şu anda akım geçmiyor. Bakın akım geçtiği zaman akımı geçiriyorum. Tel bana doğru geldi. Akımı kestim, eski yerine geri gitti. Tekrar akım verdim, bana doğru geldi. Dolayısıyla baş parmak akım yönü, dört parmak manyetik alan yönünü gösterirse avuç içinden çıkılan dikme tele etki eden manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Eğer manyetik alan yön değiştirirse tam tersi. Tam tersi olacak bu kez. Tel öbür tarafa doğru kayacaktır. Aynen tamam. Öyle oldu. Kapatalım.